Evet sevgili izleyiciler, iç siyasetteki gelişmeleri konuşacağız. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Sayın Nusret Senem gün ortasında bizlerle birlikte. Sayın Senem hoş geldiniz. Gün ortasında efendim nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Çalışıyoruz. Diplomasi trafiğinden başımız döndü adeta. O kadar sıcak gelişmeler var ki ama bir yandan iç siyasette de çok önemli gelişmeler var. Sizinle başlıklar halinde değerlendirmek istiyorum. Şimdi geçtiğimiz gün aslında biz konuştuk. Şimdi biraz daha detaylar ortaya çıkmaya başladı. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere merkezli bir toplantıya katıldı. Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün toplantısına katıldı. Burada açıklamalarda bulundu. 4 CHP'li daha vardı bir katılan bu toplantıya. Bu toplantıda Kürt sorununun çözümü için Millet İttifakı olarak ana dilde eğitimi ve yeni anayasayı savunduklarını söylendi. Şimdi toplantının detayları artık gün yüzüne çıkmaya başladı derken bir tedirginlik de yarattı CHP merkezinde. Önce CHP'yi konuşmak istiyorum. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ana dilde eğitim vurgusu var. Mümkün mü? Bahseder misiniz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun Demokratik Açılım Enstitüsü'nde yapmış olduğu bu konuşma basına sızdı. O konuşmanın bu Chatham House ilkeleri çerçevesinde gizli olduğu ve kamuoyuna yansıtılmayacağı, sızdırılmayacağı garanti edilir diye bir şey de ortaya çıktı. Ama Oral Çalışlar biliyorsunuz yazdı bunu. Oral Çalışlar'ın yazdığına göre ana dilde eğitimi savunduklarını Sayın Kılıçdaroğlu ifade ediyor. Sonra bunu inkar ettiler ama daha önce çok açıklaması var Sayın Kılıçdaroğlu'nun ana dilde eğitimi savunduklarını düşün. Hatta yanılmıyorsam kongre kararları var. Bu kesin olarak mümkün değil. Şunu ifade edelim. Ana dilde eğitimden tabii Kürtçe eğitimi, PKK'nın talebini kabul etmeyi kastediyorlar. Biliyorsunuz bu konuda PKK'nın programı var. PKK bunu dayatıyor, istiyor. Türkiye'de Kürtçe olarak hukuk eğitimi yapamazsınız. Kürt eğitimi yapamazsınız. Fizik öğretemezsiniz. Matematik öğretemezsiniz. Yani bu kavramların hiçbiri bugüne kadar Kürtçe olarak olgunlaşmış şeyler değil. Böyle bir eğitim dili değil Kürtçe. Ama o dilin öğretilmesiyle ilgili olarak enstitüler açıldı bazı üniversitelerde, kurslar açıldı vesaire. O konuda bir sorun yok zaten Türkiye'de. Netice olarak hiç kimse de açılmış olan Türkçe okullara çocuklarını göndermiyor. Onun için Türkçenin bir ikinci dil olarak resmi dilin yanında kullanılmaya kalkılması mümkün değil. Bu ancak PKK'nın Türkiye'nin bölünmesine ilişkin olarak izlediği politikalara, ana dilde eğitimi bir kendi siyasi amaçları için kullanmak isteğine hizmet etmekten başka bir sonuç yaratmaz. Son derece yanlış. O toplantıda aynı zamanda yanılmıyorsam açılımla ilgili de değerlendirmeler yapmış Sayın Kılıçdaroğlu. Daha önce de gündeme gelmişti bu yeni anayasa çalışmaları aslında. Şimdi artık daha çok gündeme gelmeye başladı Sayın Senem. Evet. Kongrede karar aldılar biliyorsunuz. Kürt meselesini tekrar çözme taahhüdünde bulunacaklarını, çözmek için çalışacaklarını ifade ettiler. Hatta ben iddialıyla konuştum. Ben 3 ayda çözerim vesaire diye. Şimdi bu konuyla ilgili olarak geçmiş yıllarda açılım döneminde diyelim. Açılım döneminde açıklamaları olmuştu Sayın Kılıçdaroğlu. Biz daha iyi bu işi yaparız diyorlardı. Hatta parlamentoda konunun çözülmesi yönünde öneriler getirmişlerdi. O önerilerin hiçbirinin bir gerçekliği yok. Açılım döneminde Türkiye PKK'nın büyümesine, şehirlerde hendekler kazmasına, bazı şehirlerde milisler vasıtasıyla trafik kontrolleri yapmak vesaire gibi hiç de kabul edilemeyecek. Yollarda hatta trafik kontrolü yapmak gibi şehirler arası yollarda bir şirretliğe, bir şımarıklığa kadar işi vardırabilmişti. Onun neticesi PKK'nın hendeklere gömülmesi olmuştu. Açılımın bir tek sonucu olabilir. O da
PKK'nın siyasallaştırılması, Batı emperyalizminin dayattığı yönde PKK'ya siyasi bir kimlik kazandırılması olabilir. Evet. Bunun da hiçbir şekilde Türkiye tarafından kabul edilmesi mümkün değil. Bu Türkiye'nin bölünmesine giden süreci tetikleyecek bir girişimdir. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin Batı'nın PKK'yı siyasallaştırma, ona bir siyasi kimlikle tokat kazandırma politikalarına hizmet amacıyla, onlara bir mesaj vermek amacıyla bu politikaları savunduğu anlaşılıyor. Ama bu politikaların eninde sonunda duvara toslayacağı kesindir. Bu politikaları savunanlar da Türkiye, hiçbir şekilde Türkiye'de yönetimde olamazlar. Türkiye'nin başında bulunamazlar. Türkiye bugünkü şartlarda hiçbir şekilde bu politikaları savunanları iktidar yapmayacaktır. Bunu da açık olarak söyleyelim. Evet. Aslında şu çok önemli, Doğu Akdeniz'de Türkiye çok önemli bir mücadele verirken iç siyaset gündeminde bu tartışmaların yapılması oldukça önemli. Bununla ilgili bir soru daha yönelteceğim ben size ama öncelikle Meral Akşener'le ilgili bir açıklama yapmanızı istiyorum konuşması ile ilgili. Sonra birleştirip değerlendirirsek çok sevineceğim Sayın Senem. Şimdi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de Kurultay'da bir açıklama yaptı. Buradaki dikkat çeken açıklamaları da gündeme getirelim ki biz sonra birlikte değerlendirelim. Şimdi der ki Sayın Akşener, İYİ Parti'yi iki yumruk arasına sıkıştırılan bu vatanın has evladı Kürtler kurdu, Zazalar kurdu mesajıyla sıcak mesajlar gönderdi. Yani burada Sayın Akşener'in mesajı nedir? Burada öne çıkan Kürt ve Zaza vurgusu var ve burada belirtilen iki yumruk vurguları çok önemli. Sayın Akşener'in mesajı nedir? Siz nasıl yorumlayacaksınız? Sorunuzu tam anlayamadım. Zaza diye bir ifade kullandınız. Sesinizi tam şey yapamadım. Evet, şöyle Meral Akşener, Sayın Akşener genel kurultayda açıklamalar yaptı. Şimdi cephesinde bunlar yaşanırken Meral Akşener'in de açıklamaları vardı. Genel kurulda konuştuğu sırada Kürt ve Zaza vurgusu yaptı açıklamalarında. Bu partiyi dedi, İyi Parti'yi iki yumruk arasına sıkıştıran bu vatanın has evladı Kürtler kurdu, Zazalar kurdu dedi. Bir Kürt ve Zaza vurgusu yaptı. Meral Akşener burada nasıl bir mesaj veriyor? Bundan sonraki dönemde İyi Parti'nin de tabanının bir şekilde ittifaklarla ilgili ısındırılmaya çalışıldığını söyleyebilir miyiz? Şimdi Sayın Akşener'in geçmişte Kürt kimliğini reddeden bir gelenekten geldiğini biliyoruz. Şimdi Zazalar, Kürtler gibi vurgularla ne mesaj verdiğini herkes, bütün kamuoyu görüyor. Zaten kısa zaman önce Selahattin Demirtaş'la kahvaltı muhabbeti dolayısıyla bir beyanı daha olmuştu. Amerika'nın adını da vererek, Grand Corporation raporunda adını da vererek bir ittifak oluşumu içerisine koymaya çalıştığı güçlerden birisi İYİ Parti, biliyorsunuz. İYİ Parti, HDP, CHP'nin başta olduğu bir ittifaktan söz ediyor Amerika. Daha sonra bunu Joe Biden da belirtti. Bu ittifak içerisinde İYİ Parti var, HDP var, CHP var, Davutoğlu, Abdullah Gül, Babacan ve HDP var. Dolayısıyla bu mesajların Amerika'dan gelen talebe, Amerika'dan gelen o ittifak şeyine, grubuna dahil olmak şeklinde bir mesaj olduğunu değerlendiriyorum. Çünkü Sayın Akşener de Amerika'ya mesajı algıladığını, bu işte kendisinin de var olduğunu ifade ediyor. Nitekim kongrede buna itiraz edebilecek olan isimler genel yönetim kuruluna seçilemediler. Ümit Özdağ gibi, Aysin Çıray gibi ve başka bazı isimler dışlandılar, biliyorsunuz. Bu sürecin Amerika'nın ittifak önerisine, daha doğrusu ittifak çabasına ben de varım mesajı olarak algılanmak doğru olur. Öyle değerlendiriyorum ben olayı. Evet. Şimdi siz biraz önce bahsettiğiniz ama birileri derken aslında kim olduğunu biliyoruz. İşte Biden'dan gelen açıklamalar, Rand Corporation raporları, hepsini biz Ulusal Kanal'da, Aydınlık Gazetesi'nde sürekli gündeme getiriyoruz ve yayınlanıyor da bunlar, takip ediyoruz.
Türkiye'nin iç siyasetini bir dizayn etme çabasında. Evet. Peki bu mümkün olacak mı? Milli birlik bunu gündemine geldiği zaman kabul edecek mi? Yoksa biz zaten her şeyin farkındayız mı diyecek? Şimdi efendim, dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşması oldu. O konuşmaya vurgu yaparak cevap verelim bu sorunuza. Tarihin sarkacı Asya'ya kaydı diye Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Tarihin sarkacının Asya'ya kayması, mazlum milletlerle dayanışma içinde olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın keza bu konuşmada vurgulaması, Doğu Akdeniz'de kıyısı olan ülkelerle ilişkileri geliştirmeden bahsetmesi, bunlar çok önemli vurgular. Dolayısıyla bu yönelişe girmiş bir Türkiye artık Atlantik'ten ipleri koparmış ve Asya'ya, Avrasya'ya yerleşmiştir. Bu isminde Türkiye'nin yeniden Atlantik'e döndürülmesi, yeniden dış politikasını 180 derece Batı'nın açılım politikalarına yönlendirmek falan, bunlar hiçbir şekilde olması mümkün olmayan şeyler, hayaller. Bu hayallerin peşinde koşanların iktidar olma ihtimali de görmüyorum. Sesim geliyor umarım. Görüntü gitti ama... Ben çok net duyamıyorum sizi. Evet. Bağlantıda sanırım bir problem var. Ben sizi net bir şekilde duyamıyorum. Bağlantınız kesik geliyor. İnternette sanıyorum bir problem var ama sesimin geldiğini sanıyorum. Şimdi Atlantik'e yeniden Türkiye'yi döndürme çabalarının hiçbir geçerliliği yok. Geçenlerde Sayın Kılıçdaroğlu Davutoğlu'yla bir görüşme yapmıştı, ziyarette bulunmuş ve orada her ikisi de dış politikanın 180 derece değişeceğini, bugünkü dış politikanın ifade etmişlerdi. Bugünkü dış politika anti-emperyalist politika, Avrasya'ya yerleşmiş politika, Asya'daki konumuna yeniden Asya açılımı diye büyük bir şeyle, vurguyla yönelen bir politika. Dolayısıyla bu politikanın geriye döndürülmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü Türkiye'nin zorunlulukları var. Türkiye Atlantik'te parçalanmak istendi. Türkiye Atlantik'te borç ve faiz batırılarak ekonomisi çökertirmek istendi. Türk milleti, Türk sanayicisi, Türkiye'nin önemli kuvvetleri bunu asla ve asla kabul etmez. Türk tarımı, Türk sanayisi bunu kesinlikle kaldırmaz. Dolayısıyla Türkiye, geçenlerde Sayın Maliye Bakanı'nın ifade ettiği gibi, üretim ve istihdam odaklı yeni bir ekonomik sisteme artık yönelmiş durumda. Dolayısıyla bu yönelişle ancak Türkiye'nin ayakta durması, toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını sağlaması, üretimle toplumunu doyurması mümkün olabilir. Bu zorunluluk nedeniyle yeniden Asya açılımı hiçbir şekilde durdurulamaz. Türkiye'nin Atlantik'e döndürülme çabalarına girişenler de hiçbir şekilde bu iklimde iktidar olamaz. Nitekim bakın, CHP'nin kendisine yakın bazı kuruluşlara yaptırdığı anketlerde oy oranının %19'lara kadar gerilediği görülüyor. Yani istediği ittifakları kurmaya kalksınlar, o ittifakları Türkiye sırtından atar, hiçbir şekilde iktidar yapmaz onları. Bu mümkün değil. Türkiye'nin zorunlulukları, Türkiye'nin ekonomik ve güvenlik sorunları, oradaki zorunlulukları bunu mümkün kılmayacak bir iklim doğuruyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde onların iktidar olma şansını görmüyor. Ki dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa söyledi. Yeniden Asya açılımı oldukça önemli bir mesajdı. Sayın Doğu Perinçek'le dün akşamki programında zaten bu konuya oldukça geniş yer verdi. Ve siz de bu konuyla ilgili ayrıntıları aktardınız. Buyurun. Sayın Başkanım, konuşmalarını da izledim. İstanbul'un Birleşmiş Milletler Merkezi yapmak gibi çok güzel bir öneride de bulundu Sayın Cumhurbaşkanı. Hakikaten İstanbul'a yakışır. İstanbul Dünya Başkenti. Sayın Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızı kutladığını da ifade etti. Bizler de kutluyoruz. O Birleşmiş Milletler'deki konuşma, bütün dosta düşmana Türkiye'nin nerede konumlandığını, hangi iklimde siyasetler geliştirdiğini,
ispatları hangi iklimde oluşturmaya çalıştığını çok net olarak ortaya koydu. Bu Türkiye'nin zorunlu olarak yönelmesi gereken bir iklim. Avrasya'da Türkiye'nin artık konumlandığı çok açık olarak görülüyor. İttifaklarını da keza Avrasya ülkeleriyle oluşturmak gibi bir yönelişe girmiş durumda. İşte Rusya'dır, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan'dır, İran'dır, Suriye'dir, Irak'tır, Mısır'dır. Bu ülkelerle giderek ilişkileri geliştiren, problemleri giderek azaltan bir çizgi izliliği anlaşılıyor. O dostları artıralım, düşmanları azaltalım çizgisinin derinleşerek ve başarılar kazanarak ilerleyeceği bir iklimdeyiz. Dolayısıyla bu iklimin başarılar kazanacağını göreceğiz. Bu iklimin başarılar kazanacağını göreceğiz. Ve tabii bu şunu soracağım. Yeniden vurgusu değil mi? Çok önemli burada. Sesinizi tam yine alamadım. Yeniden vurgusu yapılıyor. Özellikle evet, yeniden çok önemli değil bu, mi? İlk Cumhuriyet devrimiyle İstiklal Harbi'nden sonra Türkiye Asya'yı bir milletiz diye Atatürk'ün vurguladığı gibi bir çizgi de etrafında dostlar yaratmıştı. İşte Balkan Paktı, Sadabat Paktı vesaire gibi bölgesel politikalarla, Sovyetler Birliği'yle dostluk politikalarıyla bir Asya çizgisi izlemişti. Şimdi aynı çizgiye yeniden dönmüş oluyor. İşte o nedenle Sayın Cumhurbaşkanı yeniden Asya açılımı diyerek bunu bir kez daha ülkenin temel politikası olarak, temel yönelişi olarak konumlandığı iklim olarak tekrar vurgulamış oluyor. Bu tarihi bir vurgulama diyor. Türkiye'nin başarısını isteyenlerin bundan mutluluk duyacağından eminim. Bizler de bundan son derece mutluyuz ve sevinçliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızı kutluyoruz bu konuşmasını benimle. Şimdi Sayın Senem, dediniz ki dostlar çok önemli, ittifakları artırmalıyız. Diyaloglar daha fazla artmalı dediniz. Evet, Mısır'dan bahsettiniz ama bir taraftan da bazı çevreler diyaloglarla ilgili önceliğin İsrail olduğunu söylüyor. Bunu gündeme getiriyorlar. Öncelik İsrail midir? Bu bazılarının Türkiye'nin Avrasya'da konumlanmasını istemeyenlerin isteği. Biliyorsunuz bunu söyleyenler aynı zamanda Türkiye'nin yalnızlaştığından vesaire söz ediyorlar. Bu hiçbir şekilde doğru değil. İsrail'le ittifak demek, Amerika'yla ittifak demek, Atlantik'le ittifakı savunmak demek. Bugün Atlantik'le ittifakı savunamayanların son şeyleri, dilekleri İsrail'i öne sürmek oluyor. Halbuki Türkiye'nin dostları en başta Rusya'dır, Çin'dir, İran'dır, Mısır'dır, Suriye'dir. Yani Mısır'la ilgili meselelerde bazı adımlar atıldığını da biliyoruz. Türkiye, Libya'yla yapmış olduğu deniz yetki alanları anlaşması gibi bir anlaşmayı Mısır'a da önermiş. Bunu Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ifade ettiğini biliyoruz. Geçen gün ifade etti. Hatta istihbarat örgütleri çerçevesinde görüşmeleri olduğunu da kendileri ifade etmişti. Ben sanıyorum diplomatik bazı görüşmeler de oluyor perde arkasında. Önerilerin diplomatik yollardan Mısır'a iletildiğini tahmin ediyorum. Bu ilişkilerin mutlaka Mısır'da da sıcak karşılayacağını tahmin ediyorum. Çünkü daha önce bizim Genel Başkan Yardımcımız rahmetli Soner Polat'ın başkanlığında bir heyet yıllar önce Mısır'a gitmişti. O heyetin Mısır'da yaptığı görüşmelerden sonra kamuoyuna da yansıdı. Mısır'ın Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye sıcak baktığını biliyoruz. Mısır'la Türkiye arasında yapılacak olan Libya ile yapılan anlaşma gibi bir deniz yetki alanları sözleşmesi Mısır'a büyük avantajlar sağlıyor. Nitekim Mısır Yunanistan'la yapmış olduğu anlaşmada aslında Türkiye'nin menfaatlerine zarar verecek yönlere tevessül etmedi, girişmedi. Dolayısıyla bu ilişkilerin giderek gelişeceğini tahmin ediyorum. Mısır'la ilişkiler her ülkeden daha önce gelişmeye olanak verecek bir görüntü gösteriyor. Sanıyorum bu görüşmeler olumlu sonuçlar verecek. Ayrıca
Türkiye, Rusya ile Akdeniz'de çıkarları örtüşen iki ülke. Türkiye'nin silahlı bir güç olarak Rusya'nın Akdeniz'de olmasından büyük yararlar sağlayacağı açık. Çünkü Amerika Akdeniz'de, Ukrayna'da, Karadeniz'de Rusya'ya karşı ciddi çabalar içerisinde. Hatta Yunanistan'ın Dede Ağaç bölgesinde Rusya'ya ve Türkiye'ye yönelik olarak bir iç inşa ediyor. NATO anlaşmalarına aykırı bir şekilde, Lozan'a aykırı bir şekilde. Sonra yakın günlerde kara güçleriyle, tanklarıyla, Yunanistan'la birlikte tatbikat gerçekleştirdi yine Trakya'da. Dolayısıyla Rusya'da, Türkiye'de Amerika'nın hedefinde olan ülkeler. O bakımdan Doğu Akdeniz'de ve bölgede Türkiye'nin Rusya ile birlikte, Mısır'la, Suriye ile birlikte ilişkileri geliştirmesinin, bir iktisat potansiyeli yaratmasının büyük önemi var. Gelecek günler için büyük önemi var. Türkiye'de bu yönelişe girmiş görünüyor. Peki. Sayın Senem, çok teşekkür ediyoruz gün ortasına katıldığınız için. Belki Mısır'la ilişkilerin daha çabuk, hızlı bir şekilde... Görüntüde bir sorun olduğu için izleyicilerimizden özür diliyoruz. İnternetin yarattığı bir sorun bizden kaynaklanmıyor. İyi günler, iyi yayınlar diliyoruz size. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Senem. Belki ileriki günlerde Rusya'nın da katkıları olarak belki Mısır'la görüşmeler daha çabuk hızlanabilir.